aslında çok üzücü değil mi? Bunu zaman zaman başka olaylarda da görüyoruz. Mesela diyelim ki evli adam bir kadınla beraber oluyor. Yani daha doğrusu tuzağa düşürülerek beraber evet. oluyor. Sonra işte fotoğrafları çekiliyor. İşte söyleyemiyor, gidemiyor polise, savcıya. Karım duyarsa şöyle olur, çevre duyarsa böyle olur falan diye ve tehdit ediliyor. Çorap söküğü gibi de geliyor ondan sonra. Yani sonra evet dayanamayınca işte ki. Hani başka şeyler olur sanırım. Hani Murat'ta da böyle olmuş. Ama mesela o bağlanan seyircimiz de bunu Engin için soruyor. Mesela Engin'in işte telefonunda görüntüler var diyor. Engin de şimdi diyor ki 3 gün önce telefonum kırıldı. E tam şimdi bu olay buraya yansıyınca mı telefonu kırıldı? Yani böyle tesadüf olur mu? Saklıyor olabilir Müge Hanım. Telefonun kırılacağı da tam bu güçlerin buraya gelmesinin arifesine bir denk geldi. İşte biraz öyle bana da hep dün, denk geliyor tesadüf. Dün bana da telefon geldi. Engin'in bir hırsız, bir yalancı hani... Her iş her olduğunu pisliği, dair telefon geldi bize. Geliyor. Yani devam, hani Engin'in bununla ilgili... Şimdi birine tabii böyle hırsız falan demeyelim. Yani onunla ilgili kaydı evet. olursa anca diyebiliriz de... Acaba yani Engin diyor ki... elimde evet telefonda görüntüler vardı. Siz isterseniz ben söylerken onu anlatın. Telefonda görüntüler vardı ama Murat'ın görüntüleri var mı deyince yok. Evet. Bir soru işareti. Dün telefonlar bağlanan arkadaşımız da dedi ki... Her şey elinde var. Bunu görüntüler var... Şantajcı olmadı ne malum. Şimdi Murat, o çetede bağlantı olup da acaba bir şeylerden korktu da Murat geri mi çekildi? Yani Engin de onun görüntülerini çekip bir başkalarına verebilir mi? Hani baktığınız zaman verebilir. Evet verebilir. Verebilir korkar. Yani görüntüleri ben çekerim de sen şantaj yap diye sana veririm mesela. Zaten o görüntülerin aslında birinin eline geçmesi için Murat'ın bir dönem kandırılmış olması gerekiyor birileri tarafından. Doğal olarak da canım, bir da dönem... kandırılmaya müsait zaten. Hayır, yani. Bir dönem Murat'la... Bu. Yani... ...görüntüleri elde edip şantaj yapan kişi olmaması için... Yani, hiçbir neden yok. O kişi bilemeyiz olabilir, yani. Olabilir. Yani en azından olma olasılığı var mı? Şantaj yapan kişiler içerisinde var. Değildir zaten diyemeyiz. Hocam ben bu olaydan... Olma olasılığı yani. Var yani. Ben evet. bu olaydan sonra... Lanet olsun böyle insanlığa. Böyle insanlık erkeklik mi olur ya? Maalesef. Eğer kardeşim böyle biri ise ben gelinimize de bir şey diyemiyorum. Hak veriyorum. Hayır. Çok söylenecek var. İnşallah kardeşim. Ben cesedini istiyorum ya. Ya işte bu çocuklar ne olacak kardeşim? Çocuklarımız ne olacak? Yemin ediyorum çocuklara yardım edemiyorum. Kahrımdan ölüyorum ya. Yardım etmeye çalışıyoruz. Bizi itiyorlar. Lanet olsun be. Bizi kötülüyorlar. Açık konuşmuyorlar. Böyle insan... Bir şeyler... De, Müge Hanım, Ergün de kimse o da sıkıştırılsın. Lütfen o da gelsin buraya. O çok şey biliyor. Evet, bir Müge onun Hanım. Hakkında da bir şeyler duyduk. Biz mikrofonu ilk defa ondan bu duyduk ne bu şeyleri. Ergün'e şey de diyemiyorum. Kimseden. Hakkı veriyorum yani. O böyle Ergün adama, denen böyle şahıs her şeyi biliyor. Çok iç içeli. Şimdi bir önce Engin'e sorduğumuz soruların cevaplarını alalım. Siz ne sorduğunuz varsa soruyu da konuşarak var. Tamam. Şey yaparsanız, sorarsanız Ergün o zaman biz de sizi tamam. duyduğumuz kişi. Görmüyorlar çünkü sizi. Murat'a... Ya kardeşim yüzünü kapat, sesini değiştirelim, çık ekrana ya. Yani ya. Murat'ı sen tehdit ettin mi? Hiçbir şekilde tehdit etmedim, yalnızca seviyordum ben onu. Herhangi bir fotoğraf ya da kamerayla videoya çekilmiş hiçbir şekilde yok. Yalnızca kendi videolarım ve resimlerim vardı. Ama niye Murat sonra döndü de bununla iletişimi kesti? Sonra bir 9 ay var, 2 gün var. Murat seninle görüşüyor Temmuz ayına kadar. Sonrasında neden görüşmediniz? Neden telefonla mesajlaşmadınız? Biz birlikte mesajlaşıyorduk ama çok kısa mesajlaşmalara dönüşmüştü. Sonrasında gel diyordum, geliyordu meydana. Ondan sonrası olmadı. Müge Hanım bir de eşimin ama... kapak fotoğrafını yapmış Engin. Bir sürü feyesi var bunun. Ne var? Eşimin fotoğrafını kapak fotoğrafı yapmış Engin kendi adına. Hayda. Evet bir sürü feyesi var bu adamın. Mesela hatta bunlar, sizi attım ben. Bunlar ne işim çıkıyor? Hayır şimdi yorumcular bulmuşlar da biz yorumların altından okuyorum. Biz zaten gelinimize kızdığımız o. Kardeşim yok, niye bize söylemedin? Ya yorumcular bulmuş. Yorumcular bulmuş ben yorumların altından buldum anladım. Ben şimdi. Yeni. Size gel söyle. Bize gelemiyor. Evet yengene ben de Facebook'tan buldum. Burada kızlar da biliyor. Kendi eşimin fotoğrafını kapak resmi yapmış bu kendi adına. Evet. Müge Hanım.
Bana da versenize atıldıysa bir şey. Evet. Bunlar vermezler. Evde konuşuyorlar. Hepsini bir. Ben yeni buldum daha. Yorumların altından buldum. Nerede benim kız bulmuş, o attı. Bu adamın bir sürü feyesi var Müge Hanım. Benim eşimin başı niye geldi bulunsun yani? Benim 3 tane çocuğum var. Yazık onların başını yani. Benim oğlum babasısından yatıyordun. Okula gitmiyor. Bir sürü benim evim eşinden eve işine geliyordun yani. Hiç kimseye bulaşmazdın. Kim biliyor burada her şeyi anlatsın yani. Evet, kişilik olarak öyleydi. Kişilik olarak anlatsın. Bırakmasın. Her şey meydan çıksın Müge Hanım. Olan çocuklarımla benim oldum, ya, oldum yani. Tamam, değil mi? Tamam, katılıyorum da. Siz baştan beri sen açık açık konuşmadın ki. Şevki Hocam biraz arkaya atın. Siz bunların hiçbirinden haberdar değil miydiniz? Değildim Müge Hanım. Yani size şöyle söyleyeyim. Söyle. Şimdi orada hani Sevgi Yolu, hatta orayı o bandı da arkada. Ben ne bileyim, Sevgi Yolu deyince dün de belki sizin de içinizden öyle geçmiştir. Değil mi? Böyle ağaçlık, çimenlik falan, hani öyle bir Sevgi Yolu. Burası ne yani? Bildiğiniz bir sokak. Evet. Aydın'da bir cadde yani. Aynen. Büyük caddelerden biri muhtemelen. Beyefendi de orayı temizliyor, orayı süpürüyor, ediyor falan yapıyor. Esnaf da tanıyor onu. Evet. Herkes Engin'le onu görmüş oradaki. Yani bu gizli saklı bir şey değil. Ben Engin'i, eşim fotoğraf dedim ya, Engin'i ben eşim çantası aletini kullanmadı. Bir bakalım dedim ben de, bir şeyler çıkacak. Bir baktım eşim fotoğrafından bu çıktı, çantasından bu adam çıktı. Sonra ben bunu aldım, polislere gösterdim. Nasıl bir fotoğraftı yani, çok detaya... Hayır, vesikalık fotoğraf çıktı vesikalık yani. Vesikalık çıktı, vesikalık tamam. Fotoğraf çıkınca oradan biliyorum ben bari, öbür türlü bilmiyorum yani. Hayır yani bu anlatılanı siz de eşinizin evdeki halinden, hareketinden hiç şüphelenmediniz mi yani? Tedirgin olanım mı? Her konuda yani, bunu her konuda soruyorum. Yani bir gariplik yok mu? Son zamanlar Müge Hanım bu uyuyor mu? Eve gelmişsen bu telefonu sürekli kapalı tutuyordum bunun bu. Gün üzeri de öyle, ben arıyorum şarjım bitti bilmem ne diyordum bana. Gece mesela... ...aramadı diyorlar ya bunu, arıyordum. Ama niye kapalı, şarjım bitti diyordum bana. Ben arıyordum mesela, bir kere uyuyup kaldım, üşüdü geldi. Ben hiçbir konu konuştum, yalan konuşmuyorum burada. Her şeyi doğruları söyledim ben burada. Sakin Hanım, mesele telefondaki şarj, telefon konuşması değil. Eşinizle aynı evde, aynı çatı altında yaşıyorsunuz. Tamam. Yani kocanızın bu özel yaşantısıyla ilgili hiçbir kuşkunuz, şüpheniz, bir izleniminiz olmadı mı? Bir şey hissetmediniz mi? Normal bir erkek olarak evine gelip giden bir erkek mi, yoksa bir takım başka özel... Başka bir hayatı var mı yani? Yani bunu hissetmemek mümkün mü yani? Birisi evet, değilsiniz anladım. Yani. Anladın işte onu, anladım, söyle kardeşim. Biliyorum. Ama evet yani siz de bunu anlamayacak mısınız? Ama varıp da Engin'den falan bahsetmedi bana. Ya işte Engin... Yani... Bu böyle bu tehditten de yani başında bir sıkıntı var, bir şey var, hiç mi konuşmadı? Hiç bahsetmedim. Ve mesela hiç. Biz bu olayı duyduk. Hiç bahsetmedi bana. Ergün'e kardeşim demiş ki, Ergün bir şeyler biliyor polise. Polis evine gidiyor. Ve biz de hanımı da Sakine diyor ki bir şeyler duyduk. Ergün anlatmış. Bunları Ergün diyor ki ben hiçbir şey söylemedim. Ben arkadaşımı satar mıyım hiç diyor. Ama diyor ben ki Sakine şey söylemedim Ergün diyor. Söyledi bana diyor. Ama o telefonda Sakine arayınca sen diyor polisleri bunları mı söyledin? Benim abisi bunları duymuş. Sen kime söyledin diyor. Ben diyor söylemedim diyor. Ben diyor arkadaşımı satar mıyım diyor. Mi? Söylemiş. Ergün dedi ben söylemedim öyle bir şey diyor. Söylemedim diyor. Niye saklıyor söylediğini evet. Şeylere? Söylemedim diyor bana. Biz ona kızıyoruz. Kim? Ne olsun Müge Hanım çıksın burada meydana. Eşi diyor niye o adamın evine biz polis gönderdiniz? Biz Ergün'ün bu işe parmağı var demiyoruz ama bir tanıdığı arkadaşı biz var. Biz bilgileri var. Ergün'ün bilgisi olduğu için polise vardı. Onu gönderdik. Ama Ergün ben söylemedim. Eşi de kızıyor o adamın evine niye polis gönderdiniz? Bunlar en yakınlarına sorulacak ki bu iş çıkacak. Sorsunlar, çıksın meydana, her şey meydana çıkacak. Kızmasınlar tamam, bize. Kızmıyor ki. Müge Hanım bir şey soracak her şimdi. Her şey meydana çıkacak da bildiğinizi anlatırsanız meydana. Neyi saklayayım abi? Hayır, Ergün saklıyor. Ergün değil, patladı ki bu yani. Biraz daha ağzı tonunda patlasın. Önce sevgilin var, yok dedin, sonra var diyorsun. Şöyle yok diyorsun, var diyorsun. Olabilir. Ters konuşun. Olabilir, herkesin olabilir. Ama bak hep yalan söylüyorsun. O konu değil, o tamam, kalansın. Olabilir, ben yetkileri verdim, onunla araştırıyor. Bunu Zahide Hanım da dursun. Namusun, namusun diyorsun. Namus bir tek senin namusun mu? Tamam, bizim dur şimdi. Senin Müge namusun, Hanım, benim namusum. Kardeşimin namusu. Bizi yine bir derdin oldu mu gel bize. Bizim sülalemizin, sevdiklerimiz değil. Bütün milyon kusurluk şehri Aydın'ın ardındaki lehk ediyoruz sizin gibi insanlar. Sizin gibi insanlar... Bağlanıyor. Ama gerçek bu. Bana bak kızları düzeş niye öldürdüler kız kardeşine? Müge Hanım dur şimdi. Abi kızlar görmezler. Müge Hanım dur şimdi. Bu kızlar öldürdüler.
Bana sebep... abin, ama senin işin böyle bir git para bul gel deyince niye bana mı yanım gelmedi dedi ya bu şimdi. Babalık yapacaktın ya. Ha, babalığım ben diyor söyleyebilir. Sen kendi kardeşim bile sahip çıkma. O kızcağız neden geldi? Bilmiyorum, bayıdan yanına geldi. O da anlatmadı. O da sakladığından geldi. O Murat'ı sakladı. Sır gibi. Murat benden hiçbir şey... Saklanmayacak. Murat benden sakladı Müge Hanım. Neyi sakladı? Hani bu olayla hiçbir şey anlatmıyordun bana. Kız kardeşi de öyledi. Kız kardeşi de öyledi. Hiçbir şey anlatmadın. Sır yüzünden o da öldürdü. Biliyordunuz. Ergün'ün ne olduğunu başından beri biliyordunuz. Kız kardeşini öldürdüler. Onu da araştırsınlar. Hayır, kimi öldürdü? Ne bileyim, biz buna biliyoruz. Daha güzel araştırsınlar. Seven, onu seven bir erkek. Ya o olayı... Ben babalık yaptım kardeşiniz. Diyor ya bana. Baba, niye gelip bana söylemedin diyor ya. Kardeşim bile sahip çıkıyor. Ben el kızım, nasıl bana sahip çıkacaksın? Söyle. Her şeyde çıkacağım. Gene sahip çıkacağım. Kızı kim öldürdü kızı? Sevgilisi. Öldürdüler diye bunları söylüyorsun. Bunları gösteriyor. Biz değil, biz sahip değil. Çıkmadınız demek. Sahip çıkmadınız. Hayır, sahip çıkmadınız diyorum. Dedi ya ben şu bana dün. Kız kardeşi sen hiç övmediği zaman niye bana birine söylemedi? Dedi ya. Bir dakika. Tamam kardeşim. 7 yıl. O da yedi, sizin yedi. Gibi. O da yedi, sizin yedi, gibi sıra olduğu için öldü. Bize anlatmadı derdini. Camilere gitti. Çocukların baktı. Yalan seçti. İki tane çocuk var. Dayından sahip çıktı ona. Yalansa. Bunlar dedi, kocanın boşu gel ben bakacağız dedi. Hiçbiri bakmadı. Hiçbiri bakmamış. Kadın ve camiler temizliği. Camiye gitti. Ali'nin yanına şahit. Vesile çalışıyor. Ben yıllardır çalışıyor. Vesile gitme. Hayır, Vesile gitmedi mi? Beraber camiye gitti. Hayır. Ben götürdüm yanımda. Benimle de çalışıyor. Hayır ya, o kız.